Yarı severleri ikiye bölen oyun. Bundan tam 15 yıl önce çıkmış olan Need for Speed Undercover, belki de Need for Speed serisinin miladını doldurmaya başladığını gösteren oyunlardan biriydi. Şimdi tarihlerimizi 2008'e çevirelim ve Need for Speed Undercover'a bir bakalım. Oyun aslında Need for Speed Most Wanted 2 olarak çıkacaktı ama sonradan büyük ihtimal yapımcı şirket olan Black Box'ın oyunun Most Wanted isminin altında ezileceğini düşünmüş gerekiyor ki ve bu benim kendi düşüncem. O yüzden ismini Need for Speed Undercover olarak değiştirmiş olabilirler. Şimdi oyunun hikayesine kısa bir bakış atalım. Oyuna girdiğimiz gibi polislerden kaçış sahnesiyle başlıyoruz. Altımızda kırmızı bir Nissan 350Z ile polislerden kaçıyoruz. Ve ardından oyunda yönettiğimiz karakterin gizli bir polis ajanı olduğunu öğreniyoruz. Ve sonra ve temelci Keller tarafından polis karakoluna çağrılırız. Bize şehirdeki illegal sokak yarışlarına yönelik soruşturmaya yardım etmemizi ve şehirde faaliyet gösteren uluslararası örgütünü çökertmek isteyen FBI'ın ajanı Chase'nin de bize konuda yardım edeceğini bilgilendirir. Ve bize büyük illegal sokak yarışlarına katılmamızı ve polisler tarafından kötü ünvan kazanmamız talimatı verilir. Bu hikayenin girişinin kısa bir anlatımıydı. İsterseniz hikayeyi ayrı bir videoda anlatabilirim. Ama bu başka bir videonun konusu. Bu bir başka videonun konusu. Bu oyunun teknik kısmını anlatacağım bir video olacak. Şimdi gelelim oyunun diğer Need for Speed oyunlarından neden eksik kaldığını anlatmaya. İlk önce oyunun artılarıyla başlayalım. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz benim Twitch kanalım. Düzenli olarak yayındayız. Çok güzel yayınlar geçiyor. Güzel etkinlikler yapıyoruz. Çok eğlenceli geçiyor yayınlar. Gelmek isterseniz aşağıdaki linkten gelebilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Oyunun müzikleri harika gerçekten. Yarışırken o atmosferi size verebiliyor. Sadece bu oyunda olan Highway Battle modu güzel. Yani oyuna farklılık katıyor. Yani otobanda makas ata ata yarışıyoruz. Kısaca. Hata payınız olmadığı bir mod. En küçük hatada kendinizi yarışı kaybetmiş durumda bulabilirsiniz. Önceki oyunlarda doğru düzgün bir hata modellemesi olmamasına rağmen bu oyunda araçların hasar aldığını gerçekten hissediyorsunuz. Hasar modellemeleri diğer oyunlardan kat ve kat daha iyi. Her Need for Speed oyununda olduğu gibi polislerden kaçma sekansları gayet eğlenceli. Polislerden kaçarken o gerilimi yaşıyorsunuz. Zaten oyunun mantığı da polislerin peşimizde olduğu mantığında olunca gayet eğlenceli oluyor. Ayrıca sadece bu oyunda olan bu araba çalma modu da gayet eğlenceli. Bu modun kısaca mantığı şöyle. Bir galerden arabayı çalıyoruz ve ardından polisler peşimize takılıyor. Sonrasında polislerden kurtulup arabayı bulduğumuz çeteye götürmemiz gerekiyor. Yani gayet eğlenceli bir mod aslında. Oyunda bir yetenek ağacımız var ama bunu biz kendimiz istediğimiz yere yetenek puanlarını veremiyoruz. Oyun kendisine göre yetenek ağacından puanları dağıtıyor. İşte bunlar vites atma hızımız gibi şeyler genel olarak. Hazır bir oyunun hikayesinden de bahsedelim. Oyunun hikayesi fena değil. Klasik bir Hollywood filmi edasında ilerliyor hikaye. Oyunun atmosferi Need for Speed Most Wanted'a çok benziyor. İki oyunda da sarı efekti var havada. Oynarken Most Wanted oynuyor gibi hissediyorsunuz yani. Şimdi oyunun eksilerine bir bakalım. Oyunun çıktığı zamanda teknik anlamdaki eksiklikleri çok fazlaydı. Optimizasyon konusunda sıkıntılı bir oyunmuş. Yani forumlarda gördüğüm kadarıyla oyunun çıktığı zamanda sistemleri zorlamış bir oyun. Çok da bir şey yok oyunda ama optimizasyon konusunda sıkıntılı yani. Oyunda oynadığımız şehir hiç canlı hissettirmiyor yani. Sadece şehirde dolan arabalar var. Başka hiçbir şey yok. Sanki şehirde tek başımıza yaşıyormuşuz gibi hissediyorsunuz. Oyunun oynanış fizikleri iyi değil gerçekten. Dönemiyorsunuz da yani. Dönemiyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Virajlara tam gaz girseniz bile çarpa çarpa lider çıkabiliyorsunuz. Yapay zekalar yarışlarda takla atıyor. Uçabiliyorsunuz rampalardan vallahi. Çok değişik fiziği var oyunun. Ve arabaların renkleri garajda gördüğümüzle aynı değil. Mesela arabanızı garajda siyah yapıyorsunuz ama dışarıya çıktığınızda araba gri oluyor yani. İşte siyah yapamıyorsunuz arabanızı. Yani oyunun sarımtırak efektinden dolayı oluyor büyük ihtimal ama saçma bir şey yani.
Önceki oyunlarda bulunan Bullet Time etkinliği bu oyunda geri geldi ama düzgün çalışmıyor. Bullet Time ne derseniz, siz keskin bir viraja girerken oyunu yavaşlatarak o virajı hız kaybetmeden çıkmanıza yarıyor. Mesela keskin bir virajdan döneceksiniz. Bu mekaniği kullandığınızda arabanız yavaşlıyor, yani hiçbir faydası yok size. Oyunun çıkması için acele edildiği çok belli, bariz bir şekilde belli oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam EA oyunu çıkartması konusunda Black Box'a baskı yapmıştı. Oyunda drift atamıyorsunuz. El frenini çektiğiniz anda araba birden yana kayıyor yani. Hiçbir şekilde drift atamıyorsunuz oyunda. Drift atabiliyorsanız bu oyunun üstadısınızdır yani. Evet, böylelikle Need for Speed Undercover'ın videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha fazla böyle videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.